Merhaba arkadaşlar PES Seven Birliği kanalına hoş geldiniz. Güzel bir bilgi videosuyla karşınızdayım arkadaşlar. PES 2021'e konsolda geçmiştik. Mobilde de Ekim'in sonlarında geçeceğiz. Tabii ki PES 2021'e başladığımız zaman tekrardan yepyeni oyuncular kadromuza katılıyor. Bunları da fulllemeye çalışıyoruz. Maksimum seviyelerine getirmeye çalışacağız. Bunun için de çok fazla özel antrenöre ihtiyacımız oluyor. Elimizdeki özel antrenörleri de iyi kullanmak gerekiyor. Peki bir futbolcuyu maksimum yapmak için ne kadar ne kadar özel antrenöre ihtiyacımız var? Hani bunu zaman zaman merak ediyoruz. Bir oyuncuyu maksimum yapmak için ne kadar antrenöre ihtiyaç duyduğumuz, ne kadar antrenör gerektiği artık paylaşılıyor. Yani bir oyuncunun fullenmesi için kaç antrenör puanına ne kadarlık antrenör puanına gerek var. Bunu Pesup'tan öğrenebiliyoruz arkadaşlar. Zaten bu uygulamayı bu oyunu oynayan birçok kişi telefonla ya da tabletine indirmiştir. Haftalık gelen kulüp selection, player of the Big oyuncularını burada görebiliyoruz. Onun dışında tüm oyuncular var. Oyuncuların özelliklerine, seviyelerine bakabiliyoruz. Menajerler var. Bir de menajerler belli aralıklarla arkadaşlar güncelleniyor. Sistemleri değişiyor. Özellikleri değişiyor. Onlara da buradan takip ediyorum ben şahsen. Benim en çok kullandığım uygulama bu. Ee, mesela Player of the Week oyuncuları konsola geldi arkadaşlar. Hemen şuradan bir oyuncuya bakalım. Şöyle başlardan mesela Sergio Ramos. Ramos, Ramos'u bir tıklayalım. Ramos'un profili geldi. Şimdi Aşağıdaki e, sol alttaki e, sarı oku sağa doğru çektiğim zaman bu oyuncuyu fullleyeceğiz. Şimdi fulllediğim zaman arkadaşlar Ramos maksimum 96 seviyesine kadar çıkmakta. Ben ekranı ters çevirdiğim için 96 çok net belli olmamakta ama 96 seviyesine kadar çıkıyor. Özellikleri de maksimum yapıldığında gördüğünüz gibi bu şekilde olmakta. Peki biz bu oyuncuyu fulllemek için ne kadar antrenöre ihtiyacımız var? Onu da arkadaşlar şuradan görüyoruz. Deneyim puanları yazıyor sol üst tarafta. Bakın orada ne diyor? 99.969. Yani yaklaşık yani 100.000 diyebiliriz. 100.000 antrenör puanına bu da demek ki 5 yıldızlı bir özel antrenör eder. 100.000 antrenör puanına Sergio Ramos'u fullleyebiliyoruz. Geri gelelim. Başka bir oyuncuya bakalım arkadaşlar. Tabi bu arada uygulamanın reklamı çıktı. Hemen reklamı geçelim. Hemen reklamı geçelim. Mesela burada başka bir oyunculara bakalım. Mesela PES 2021'de Mbappe'miz var. Mbappe'yi fullemek için ne kadar antrenöre ihtiyacımız var. Hemen gelelim şuradan. Oyuncu veri tabanına. Burada tüm oyuncular bulunmakta. Oyuncu ismi diye aratalım. İsterseniz arama derseniz tüm oyuncuları dökecektir. Ama ben oyuncu ismi Mbappe yazacağım. Mbappe yazdım. Tamam diyelim. Evet Mbappe geldi. Tabi Mbappe'nin iki tane kartı var ama şurada normal kartına bir bakalım. Şimdi normal kartı 91 seviyeyle başlıyor. Hemen oku. Sağa doğru çektiğimde 98 olmakta. Peki fulllemek için ne kadar antrenöre ihtiyacımız varmış? 234.998 yani 235.000 diyebiliriz. Ya yani 5 yıldızlı 2 tane bir de 4 yıldızlı 42 puanlık 42 bin puanlık bile 242 bin yapıyor. Yani anca o şekilde tamamlayabiliriz diyebiliriz. Yani epey bir antrenöre ihtiyacımız var. 234 bin. Bir de Mbappé'nin bir önceki kartına bakalım. Özel gelen şu kartına bu mor kartı da 252.000 antrenör puanına fullenmekte. Buradan oyuncuların fullenmesi için ne kadar Antrenöre ihtiyaç duydu yazmakta arkadaşlar. Benim çok hoşuma gitti bu uygulama. Hatta dün e, efsaneleri kadroma kattıktan sonra fullleyeceğim zaman açtım baktım. Fernando Torres işte ne kadar antrenör puan istiyor. İşte Pirlo ne kadar antrenör puan istiyor. Buradan baktım, ona göre hemen oradan seçerek fulllemeye çalıştım. Şimdi onu da göstereceğim arkadaşlar bir denemesini yaptım. Acaba doğru mu yazıyor, yanıltıcı mı diye. Hemen bir örneğini göstereyim ben şimdi. Bu arada ama programı da en azından bir anlatayım. Hani bilmeyen arkadaşlarımız için. Örneğin burada menajerler de var. Efsane oyuncular, ikon oyuncular. Bütün hani oyuncular burada bulunmakta. Onların maksimum seviyelerine bakabilirsiniz. Hangi seviyedeyken fullendiğinde özellikleri ne oluyor? Örneğin 103 Messi. PES 2021'de bulunan ikon Messi. Fullediğimiz zaman 102 Barcelona takımı seçildiği zaman mesela simge arttırmaya tıkladığımız zaman 103 olmakta. Özellikleri bunlar. Peki fullenmesi için ne kadar antrenöre puanına ihtiyaç varmış arkadaşlar? Bir bakabilir misiniz? 662 bin antrenör puanına ihtiyacımız var. Yani 5 yıldızlı 6 tane antrenör puanı olacak. Bir de üstüne 62 binlik daha ekleyeceğiz. Yani bu Messi tamam geldiği zaman çok güzel olacak ama bunun için de güzel ant özel antrenörlerimizin olması gerekiyor. Ee, Birçok oyuncu içinde böyle özellikle genç mor e, karta sahip olan oyuncular işte kulüp seleksiyon ya da player of the week gelen oyuncuların birçoğu böyle. Yüzlük bir Felix geldiği zaman ya da bir Delit geldiği zaman onlar da 400 bin ya da üzeri antrenör puanı istemişti. Hani bana geldiğim, geldiği zaman hatırlıyorum 400 binin üzerinde birazcık üzerinde özel e, üzeri antrenör basmıştım. Gördüğünüz gibi Messi'de, 103 Messi'de tam tamına 662 bin küsür altı da var antrenör puanı istiyor. Bayağı bir fazla gördüğünüz gibi arkadaşlar. Hemen şimdi ben dünkü denememi sizlerle bir paylaşmak istiyorum. Dün bana Fernando Torres geldi. Ben de Fernando Torres'e öncelikle buradan bir baktım. Ne kadar özel antrenör istiyor? Hemen açayım arkadaşlar o görüntüleri de. Fernando Torres'i fulllemek için ne kadar antrenör gerekiyor? Hemen bakalım arkadaşlar fulllemek için 149217 antrenör puanına ihtiyaç var. Şimdi tamam. 149217 antrenör puanına ihtiyaç var. Ben tam 149217 yapmayacağım. Ona çok yakınken bırakacağım. Bakalım, e, tam dolacak mı, dolmayacak mı? Yani 149.000'e tam ulaşmadan bırakacağım. Özel antrenör puanlarını seçeceğim. Bakalım fullleyecek mi, fulllemeyecek mi? Hani kontrolünü sağlamasını yapalım. 149.217 puana ihtiyacı varmış. Şimdi Fernando Torres'i fulllemeye başlayalım ama tam fullenmesin. Az bir şey ucunda bırakmaya çalışacağız. Fernando Torres'i öncelikle kilitliyoruz arkadaşlar. Hani yanlışlıkla silmeyelim. Sonra antrenman basacağız. Antrenman yüklemesi yaparken şimdi 100 binliği bir seçelim. 100 bin. Bir 42 bin daha. 142 bin. Daha sonrasında 142 bindeyiz şu an. Fullemeyeceğiz ama. 3500. 3500 ay. 7 .000. 149 bin yaptı. Yani ama gördüğünüz üzere birazcık ucunda kalması gerekiyor. Çünkü fullemek için 149 bin küsüratı vardı Pesub'un verisine göre. Şimdi bakalım gerçekten böyle fullemeyip az bir şey ucundan mı bırakacak yoksa fullleyecek mi? Bu şekilde de sağlamasını yapmak istedim. Hani doğru verileri mi paylaşıyor. Pesub diyordu ki 149 bin küsüratta hani 217 gibi bir küsüratı vardı. O kadar gerekiyor. Ben de tam 149 binlik antrenör bastım şimdi fullemeyip ucunda bırakması gerekiyor. Gördüğünüz gibi arkadaşlar tam ucunda bıraktı. Fullemedi. Yani Pesub'un paylaştığı veriler doğru. Şimdi hani oyuncuya da bir bakalım. Diyelim ki son fullenmedi oyuncu son seviyedesiniz. Yani oyuncu 41 maksimum seviyesi ama 40'ta kaldınız. Oyuncu ayrıntılarını tıklayalım buradan. Onu fullemek için ne kadarlık antrenör puanı ihtiyacımız olduğu yazıyor. Diyor ki sonraki seviye için 197 antrenör puanına ihtiyaç var. Ya, maç oynayarak zaten bu tamamladı. Eğer bir oyuncuya arkadaşlar tam son seviyeye geldiğiniz zaman e, ne kadar antrenör ihtiyacı olduğunu öğrenmek istiyorsanız oyuncu ayrıntılarına tıklayın. Orada ne kadar e, fullenmesi için yani son seviyedeyken fullenmesi için ne kadar antrenör ihtiyaç olduğu paylaşılıyor. Örneğin bunun full seviyesi 41. 40'ta kalmışım. Yani bir seviye kalmış. Bunun için gerekli olan antrenör puanı 197'miş. Ya bunun için antrenöre basmaya gerek yok bir iki maç oynatsak zaten artık fulllenecek Fernando Torres. Bu şekilde arkadaşlar, e, Pesup uygulamasını kullanarak bir oyuncuyu fulllemeden önce ne kadar antrenör puanına ihtiyaç olduğuna bakabiliriz. Çok güzel bir özellik bu. Hani uygulamanın da reklamını yapıyor gibi oluyorum ama ya birçok e, zaten PES kullanıcısı bu uygulamayı kullanıyor. Oyuncuların özelliklerine bakmak için, seviyelerine bakmak için ben tavsiye ediyorum. Bunun dışında web sitelerinde PES Master sitesini ben çok kullanırım. PestDB sitesi de var tabii ki. O da gayet çok iyi bir site arkadaşlar. Onlara da web sitesi yani site tarzında kullanabilirsiniz. Bu telefonda ya da tablette kullanılabilen bir uygulama olduğu için benim hoşuma gidiyor ama özellikle de bu özel antrenör puanı harika oldu. Kesinlikle tavsiye ederim. Ben hani özellikle de böyle çok antrenör puan isteyen oyuncular için kesinlikle buna bakılıp da antrenör basılması gerektiğini düşünüyorum. Hem böylelikle de fazla antrenör basmamış olursunuz. Elinizdeki antrenörün yeterli olup olmadığını da anlamış olabiliriz. İleride yüzlük oyuncular gelecek ya da ikonlar gelecek. Onları fullemek için ne kadar antrenöre ihtiyacımız olduğunu rahat bir şekilde buradan görebileceğiz arkadaşlar. Bir de uygulamaya geri döneyim. Birkaç özelliğini de göstereyim arkadaşlar. Şimdi uygulamaya geldikten sonra arkadaşlar sol üstteki üç çizgiye tıklıyoruz. Neye bakmak istiyoruz mesela? Şimdi ben buradan yönetici güncellemeleri diyeyim. Yani menajerler, teknik adamlar. Bazı menajerler değişti. Örneğin Real Madrid'in menajeri Zidane tabii ki oyundaki adı Grimaud diye geçiyor. Önceden 4-3-3 sistemini uygulardı. Bakın 4-3-1-2'ye dönmüş gördüğünüz gibi. Ben de bunu bugün gördüm. Yani yeni güncellenmiş. 4-3-1-2 oldu. Hani bu video sayesinde Zidane'ın da hani girimi altında güncellendiğini gördük. 4-3-1-2 oynayan arkadaşlarım var. Hani belki bu sistemi de deneyebilirler. Ee, özelliklerine bakıyoruz. işte hucum özellikleri. Ee, hucum bölgesi genişmiş. Hani birçok arkadaşımız ortaya da tercih edebiliyor. Ee, defansif özelliklere bakalım. Önleme bölgesi de genişmiş. 4-3-1-2'ye dönüşmüş durumda Real Madrid'in antrenörü. Maliyeti de 900 arkadaşlar. Bir de arkadaşlar Manchester City'nin menajerine bakalım. Onda da değişiklik var. 4-2-1-3'e dönmüş. Normalde iki ofansif orta sağlığı oynayabiliyordu Le Roman. Hani bildiğiniz üzere Gördüğünüz gibi şimdi de 4-2-1-3 yani tek ofansif orta sahaya dönmüş. Ben de bu sistemi çok istiyorum. Birçok şekilde deniyorum ama hoşuma gitmiyor bazı menajerler. 4-2-1-3'ü yani bir bayan mülün menajerinde beğenmiştim. Hani benim oyun tarzıma yakındı. Yani Le Roma'nın tabi bu sistemi de farklı bir sistem. Maliyeti 920. İki defansif orta saha tabi ki onlar göbeğe dönüştürülebilir. Bir de önlerinde ofansif orta saha. Ee, bu da yeni güncellenen menajerlerin e, sistemleri merkezden e, hücum ediyor, savunma ediyor arkadaşlar. E, bu şekilde birçok menajerin ee, şu anki sistemini Güncellenen sistemini yeni özelliklerini görebilirsiniz Çünkü bazı menajerler Sık sık değişebiliyor ee, Oynadıkları hani maçlardaki hani sistemlerine göre Buradan da bunları takip edebiliyoruz Arkadaşlar ben de Şimdi hani girdiğim için şu an bakıyorum Yeni değişenler var yani dün bakmıştım Değişmemişti bugün perşembe Bazı menajerler güncellenmiş Bu vesileyle de güncellenen menajerleri görmüş olduk Ben de yani Zidane'ın bir önceki sistemini istiyordum 4-2-1-3'e dönmüştü onu alamadan maalesef bu sistemine geçti. Yani güzel sistemler arkadaşlar. İşte, tabi bunlar yine de değişebilir. Önümüzdeki haftada değişebilir belki. Ne zaman değişeceğini bilemiyoruz tabii ki. E, buradan da takip edebiliriz birçok menajeri. Devam edelim. Oyuncu arayacağımız zaman arkadaşlar hemen tekrar 300 G'ye geldim. E, oyuncu veri tabanı diyelim. Ülkeye göre, takıma göre, isme göre oyuncular arayabilirsiniz. Sadece sağ alttaki aramaya tıklayayım. Buradan özellikle hepsi ikonik oyuncular normal oyuncular onları seçebilirsiniz. Normal oyunculardan bir arama yapalım. Aramaya bastım. Tüm normal kartları çıkardı. Burada istediğiniz bir oyuncu tıklayarak onların özelliklerine bakabilirsiniz. Örneğin Neymar. PES 2021'de 92 ile başlıyor. Sağa doğru çekiyorum. 96 oluyor maksimumda. fulllemek için de yaklaşık 75.000 antrenör puanı gerekiyormuş. Özellikleri de bunlar. Tabi normal kartı için arkadaşlar. Çok güzel bir uygulama. Sahanın birçok yerinde de hangi değerlerle oynadığını, pozisyon takvisi uygulandığı zaman hangi bölgeler uygulayabileceğimizi de resimden görebiliyoruz. Ben bu uygulamayı çok sık kullanıyorum arkadaşlar. Reklamını da yaptı tabii ki uygulama. Birazcık reklamı da var. iPhone kullanan arkadaşlarım, işte App Store'dan ya da Android kullanan arkadaşlarım Google Play Store'dan uygulamayı indirebilirler. Telefonunuzda hani bulunabilecek bu uygulama. Haftalıkta güncellemeleri var keyifle ben hani arada sırada böyle açıyorum bakıyorum işte mesela menajer arayacağım diyelim tekrardan yönetici veri tabanına gelelim yeni arama diyelim işte kendi istediğim sisteme uygun menajer var mı ya da merak ettiğim diyelim bir sistem var örneğin forvet sayısı sant for sayısı 3 tane olan menajer var mı merak ediyorum çok da istiyorum denemek bir türlü bana gelmiyor tabii ki öyle bir menajer var hemen buradan seçelim. Özelliklerini seçebilirsiniz arkadaşlar birçok özellik var yani hangi tarzlarda özelliklerde istiyorsunuz. Bir arama yapalım. Forvet forve sayısı 3 olan SF yani sayısı 3 olan menajer oyunda bir tane var. Bu Burgoyne denen tabi maliyeti düşük arkadaşlar 640. Ben sadece hani nasıl oynandığını merak ediyorum. Hani kesinlikle geldiği zaman almak istiyorum bir denemek istiyorum. Ama mesela gelmedi. Oyunda tek 3 SF'li oynayan menajer bu. Tabi gizli forvet şeklinde oynayanlar var tabii ki ama doğrudan SF Santifor olarak 3 tane Santfor'la çıkılabilen menajer bu menajer var mesela. Yani buradan aramalar yaparak kendi istediğiniz tarzlarda menajer varsa buradan bulabiliyoruz arkadaşlar. Birçok özellik var programda ve haftalık gelen kulüp selection player of the week oyuncularını da görebilmekteyiz. Hazır gelmişken bir de Paris Saint Germain'e bakalım arkadaşlar. Burada hangi oyuncular gelmiş? İşte Mbappeler var arkadaşlar. Tabi bunlar konsola geliyor arkadaşlar. Ee, mobilde de PES 2021'e geçildiği zaman Mobilde de gelecek. İşte Mbappé'nin hemen bir fullleyelim. Yine özelliklerine bakalım. Antrenör puanı 253.000'e yakın antrenör puan istiyor. 99 seviyesini görmekte. Özellikleri de mesela bunlarmış. Sağının hangi pozisyonlarında oynayabiliyor. Ve pozisyon takviyesi uygulandığı zaman da hangi bölgeler uygulanabilir resimde de görülmekte arkadaşlar. Güzel bir uygulama tavsiye ediyorum. Biraz reklamını yapmış gibi olduk ama hani ücretli bir reklam değil arkadaşlar söyleyeyim sadece gönüllü. Hani bu çünkü bana bazen soruyorlar bu oyuncunun seviyesi kaç maksimumda kaç oluyor ya da ne kadar antrenör puanı istiyor diye. Ben de buradan bakıyorum arkadaşlar. Hani bu kullanmayı seviyorum ya da PES Master sitesine bakıyorum. İki hani yere bakıyorum genelde. Ha isterseniz siz de telefonunuza indirebilirsiniz. Hızlı bir şekilde buradan da takip edebilirsiniz. Güzel bir uygulama. Ben PES kullanıcılarının yani bu uygulamayı indirmesini öneririm. Ben bu oyunu oynadığım sürenin neredeyse başından beri bu uygulamayı severek kullanıyorum. Tavsiye de ediyorum. Sizler de indirip deneyebilirsiniz arkadaşlar. Ücretsiz bir uygulama. Hani paralı bir uygulamada değil. Sadece kendi içerisinde reklamları var. Onlar da çok rahatsız etmiyor. Sizlere iyi oyunlar, iyi seyirler diliyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere.